Tahran'da Astana formatında 7. üçlü zirve toplantısı başladı. Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tel Rifat ve Münbiç terör yatağı haline geldi. Buraları terörden temizlemenin vakti çoktan geldi. Astana garantörleri olarak Rusya ve İran'dan beklentimiz terörle mücadelede Türkiye'ye destek olmalarıdır dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Ukrayna'nın Karadeniz'deki limanlarından tahıl ihracatına ilişkin tüm sorunların çözülmediğini söyledi. Putin Erdoğan'a hitaben arabuluculuğunuz sayesinde ilerleme kaydettik. Henüz tüm sorunlar çözülmedi ancak hareketlenme var ve bu iyi haber dedi. Zirve öncesinde liderler ticaret ve bölgesel gelişmelerin gündeme geldiği ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Financial Times'ın haberine göre Avrupa Birliği üye ülkelere doğalgaz tüketimini hemen azaltma tavsiyesinde bulunarak gönüllü tasarruf seviyeleri belirlemesini isteyecek. Habere göre birlik daha fazla kaynak tasarrufu olmadan Avrupa'nın kışın yakıt açığı yaşayabileceği uyarısında bulundu. IMF ise Rusya'nın doğalgaz ambargosunun Avrupa ekonomisine büyük darbe vuracağını öngördü. Amerika Birleşik Devletleri'nde konut başlangıçları Haziran'da %2 azalarak 1 milyon 559 bin oldu. Beklenti %2'lik artış yönündeydi. Aynı dönemde inşaat izinleri %0.6 azalarak 1 milyon 685 bin oldu. Beklenti %2.7'lik düşüştü. Euro bölgesinde yıllık enflasyon Haziran'da beklentilere paralel %8.1'den %8.6'ya yükseldi. Aylık enflasyon ise beklentiye paralel olarak yine %0.8 oranında gerçekleşti. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın henüz tamamlanmamış yeni kriz aracını bu haftaki faiz toplantısına yetiştirilmesi için çaba sarf ettiği belirtildi. Avrupalı politika yapıcılar krize karşı tahvil aracıyla birlikte yarım puanlık faiz artışında tartışıyor. Banka daha önceki yönlendirmesinde çeyrek puanlık faiz artışlarına gidileceği mesajını vermişti. Türkiye'de konut satışları Haziran'da bir önceki yılın aynı dönemine göre %11.7 yükselerek Eylül 2020'den bu yana en düşük artışı kaydetti. Yabancılara yapılan satışlar Haziran'da yıllık %81.76 arttı. Kısa vadeli dış borç stoku Mayıs itibariyle 182.3 milyar dolar gerçekleşerek zirve seviyelerde seyretmeye devam etti. İstanbul Sanayi Odası'nın yayınladığı araştırmaya göre 2021'de ISO 2. 500 listesindeki şirketlerin üretimden net satışları %77'lik artışla 339 milyar lira oldu. ISO 2. 500'ün finansman giderleri %114 artarak 20 milyar liraya yükselirken şirketlerin borçlanma yapısında belirli bozulma dikkat çekti. Küresel piyasalarda tekrar karşınızdayım. Ben Didem Arslanoğlu. Bugün çok değerli iki konuğumla birlikte küresel piyasaları hem dışarıyı hem içeriği konuşuyor olacağız. Kim onlar? Hemen tanıtalım efendim sizlere. Bilgi Üniversitesi Sefis Araştırma Direktörü, Spin Danışmanlık Kurucu Ortağı Özlem Derici Şengül ve Investaz Araştırma Direktörü Dr. Tuğberk Çitilci. Evet, her iki konuğumla da biraz sonra sohbete başlayacağız ama önce rakamlara isterseniz şöyle bir hızlıca göz atalım. Bugün neler oldu, neler bitti ve hali hazırda neler yaşanmakta. Önce parite tarafıyla başlayalım. Dolar endeksine paralel olarak izlediğimiz bir seyir var. Tabii ki kurlarda uzunca bir süredir 106.68 seviyesinde dolar endeksi %0.64 oranında aşağıda. Öte yandan dolar TL ve euro TL %0.50 ve %1.29 oranında artıdalar. 17.54 seviyesinde dolar TL, euro TL 17.95'lerin bir miktar üzerinde. Euro dolar paritesi de %0.82'lik artışla şu an 1.0226'dan işlem görüyor. Viyop'ta %0.17'lik bir artış var. 2762 puan seviyesindeyiz.
Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü düne oranla bir miktar daha az bir yükselişle ama yine de %2'lik bir primle noktaladı. 2500 puan seviyesinin hemen üzerinde bir kapanış gerçekleşti bugün. Türkiye tahvillerine baktığımızda 2 yıllık tahvilde %0.18'lik hafif yukarı yönlü bir eğilim var. Getiri %23.33'te, 5 yıllık ve 10 yıllık tahvillerde ise sırasıyla %0.43 ve %0.30'luk aşağı yönlü değişimler var. ABD tahvillerinde yön yatay pozitif şeklinde 10 yıllık 3.01'de, 5 yıllık 3.14.66, 2 yıllık 3.22.48'den işlem görüyor. Emtia ve para fiyatlarına baktığımızda da yeşil bir tablo ile karşı karşıyayız. Spot altında yatay pozitif bir seyir var. 1700 dolar seviyesinin üzerinde seyretmeyi sürdürüyor spot altın. Gram altın 965 liradan işlem görüyor. %0.58'lik bir artışla. Bitcoin 23.500'de şu an %9'un üzerinde bir prim var. Bu ilginç. Bunu belki biraz konuşuruz. Brent petrol ve NYMEX tarafında da sırasıyla yine %0.95 ve %1.42'lik değer artışları var. Her ikisi de 100 doların bir hayli üstünde denilebilir. Son dönemde yaşadığımız geri çekilmelerin ardından Brent 107 dolarda, NYMEX petrolde 104 doların biraz üzerinde. Ve Avrupa borsalarıyla başlayalım önce. Buradaki kapanışların da pozitif olduğunu görüyoruz ve önemli değer artışları var. Londra %1'lik bir artışla nispeten sınırlı bir pozitif seyirle kapadı günü. Paris onu takip etti %1.79'luk değer artışıyla. Frankfurt'ta ve İtalya'da ise %2.69 ve %2.5'luk değer artışları oldu gün sonu itibariyle. Ve şimdi ABD borsalarına bakacağız. Burada da yine benzer bir seyir var. Avrupa'nın bir replikası gibi neredeyse %2.23'lük ve %2.61'lik değer artışlarını takip ediyoruz. Dow Jones ve S&P 500'de. Peki ama neden? Bunun için New York'a döneceğiz. Melike Ayan hazır ve bizi bekliyor. Melike, hoş geldin yayınımıza. Seni dinliyoruz. ABD borsaları da Avrupa'yı takip eder nitelikte bir pozitif seyir izleniyor. Detaylar sende. Teşekkürler. Öncelikle gerçekten dünün tersine teknoloji önderliğinde bir rally Nasdaq'a yansıdı. %3 yukarı çıkardı. Sonra S&P 500, Dow Jones geliyor. Dow Jones 700 puan bir ara yukarıdaydı. O 700'ün altına şimdi indi. Ama çok az bir farkla S&P 500'de aynı şekilde. S&P 500'de %2'den yukarıda ve 11 endüstri grubunun hepsinde bir artış sergilenmiş durumda. Gelen ekonomik verileri de sen söyledin. Konut başlangıçlarında bir geri çekimi, inşaat izinlerindeki düşüş daha da yüksek tabii ki bir önceki döneme göre. Peki neden? Şimdi ikinci çeyrek bilançolarının gelmesi ve mesela Johnson & Johnson'ın karlılığını da karlılığının görünümü ve gelirini de düşürmesine rağmen Johnson & Johnson'ın hissesini kendi yukarı attığını gördük karlılık sebebiyle. Bilanço parlak geldi, beklenenden daha iyi geldi denilebilir. Alphabet Inc., Apple Inc., aynı şekilde Tesla, Netflix kapanıştan sonra bugün gelecek ama zaten oradaki beklentiler de yukarı çıkarılmış durumda. Bir yandan da Twitter'ın hissesinde bir yukarı yönlü çıkış var. Elon Musk'la olan davasının, davasının Adalet Bakanlığı'na tesliminden sonra hemen gün geldi Ekim. Bu da tabii ki Ekim'de dava olacak Twitter'ın lehine diye görüldü. Twitter'ın hissesi yukarı attı. Dolar düşerken şu an itibaren altın güvenli liman olmaktan çıkmış durumda. Petrolde de arzdaki bir takım sıkışıklıklar nedeniyle yine bir artış şöyle bir kendini yukarı atmış durumda. %100'ların da üstüne attı. Petroldeki artış zaten birkaç gündür dikkati çekiyor. O da enerji hisselerini kendisiyle birlikte yukarı çıkardı diyorum. Sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum. Çok teşekkür ediyoruz Melike, aktardığın detaylar için. Kolaylıklar gelsin. Tekrar konuşacağız seninle bir miktar sonra. Ama şimdi hemen konuklarıma dönelim. Doktor Tuğberk Çitilci, InvestAZ Araştırma Direktörü ve Özlem Derici Şengül, Bilgi Üniversitesi Sefis Araştırma Direktörü.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Tuğberk, seninle de ilk yayınımız olacak bugün. Evet. Çok teşekkür ediyorum ayağına sağlık geldiğin için. Çok mersi, çok teşekkürler. Şimdi ilk bölümde yayından önce de bir miktar sohbet ettik. Küresel tarafı konuşuyor olacağız. Ama bir üçlü zirvedeki basın toplantısına kısaca gidelim mi? İran'a dönelim, Tahran'daki basın toplantısına. Buyurun. Astana formatında düzenli olarak uzman düzeyinde bir toplantılar, istişareler yapılacaktır. Bu tür toplantılara Suriye tarafları, hükümet ve muhalefet, bizim üç ülkemizin temsilcileri ve tabii ki gözlemci ülkeler Ürdün, Irak ve Lübnan gibi ve Birleşmiş Milletler temsilcileri de katılıyor. Anlaştık ki 19. istişare bu yılın sonuna kadar yapılacaktır. Planlarımızda da aynı şekilde Astana formatında bir dışişli bakanlar toplantısı yapılmasıdır. Büyük bir önem Anayasa Komitesi'nin çalışmalarına verdik. Hatırlatmak istiyorum ki bu yapı bizim üç ülkemizin diplomatlarının koordineli çalışmalar sayesinde oluşturulmuştu. Böylece biz Suriye hükümet ve muhalefet sivil toplum temsilcileri bir araya getirip kendi ülkenin Suriye'nin yani yapısının nasıl olmalı olacağı diye bir diyalog imkanı tanınmıştır. Biz İranlı ve Türkiye ortaklarımızla Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi ile koordineli bir şekilde bu Anayasa Komitesi'nin çalışmalarına destek vereceğiz. Bugün Suriye'de terörizmle mücadele konuları detaylı bir şekilde inceledik. Bizim etkin bir şekilde ortak çalışmalar sayesinde Suriye'de terörizm tehdidi ve şiddet seviyesi düşüyor son yıllarda. IŞİD ana kuvvetleri ve diğer grupların, silah grupların neredeyse imha edilmiştir. Suriye hükümeti Suriye topraklarının çoğu kontrol altına tutuyor. Biz Suriye'de her türlü terörizm, her çeşit terörizmle mücadele noktasında kararlıyız, hemfikiriz. Biz ileride de dış güçlerinin Suriye'de bulunan terörizm güçleri kendi egoist, jeopolitik hedefleri için kullanılmasını inceleyeceğiz, takip edeceğiz ve keseceğiz. Bu noktada özellikle Suriye'nin Fırat doğusundaki zor bir durumu değerlendirdik. Orada bazı ülkeler, batılı ülkeler desteğiyle Suriye'nin toprak bütünlüğü aykırı olarak yasa dışı yabancı askeri bulunması sabit tutturmak bir çabaları var. Orada bölücülüğün kışkırtması çabaları var. Biz Rusya tarafı olarak o Fırat doğusu bölgesi Suriye hükümeti kontrol altında olmalıdır. Aynı zamanda insani yardım noktasında şunu düşünüyoruz ki biz tüm Suriyelilere yardım etmeliyiz. Her Suriye'ye yardım etmeliyiz barışa dönmesi için. Bu noktada Birleşmiş Milletler insani alanda faaliyet gösteren ajansların daha etkin bir faaliyette bulunmalıdır. Özellikle okul, hastane, elektrik yapısı, üst yapı, alt yapı restore edilmesi noktasında daha etkin bir şekilde faaliyetler bulunmalıdır. Bunu başarılı bir şekilde yapacaksak Suriyelilerin kendi evlerine dönmeleri, mültecilerin evlerine dönmeleri sağlayacaktır. Bugün İran'da bulunduğum sırada aynı şekilde çok başarılı ve kapsamlı ve ikili görüşmelerde de bulunduk. İran üst yönetici Sayın Ali Hamenei ile yaptığımız görüşmede stratejik Rusya-İran stratejik birliği konularını değerlendirdik. Biz anlaştık ki bizim iyi komşuluk ve karşılıklı yara dayalı işbirliğimizi de güçlendireceğiz. Bölgesel ve uluslararası konuların çözülmesi noktasında
bu konuları da değerlendirdik. Sayın Cumhurbaşkanı Reisi ile ilişkili işbirliğimizin somut konuları değerlendirdik. Enerji, sanayi, ulaşım gibi alanlarla inceledik. Yine de bizim iki ülkemiz arasında ticarette milli biri paralarının kullanılmasının genişletilmesini de konusunda anlaştık. Ortak kapsamlı eylem planı, yani İran nükleer programı ile ilgili ortak kapsamlı ortak planının korunması konusunda hemfikiriz. Birleşmiş Milletler 22-31 sayılı kararı temelinde bu planın yeniden hayata geçirilmesi, faaliyete bulunması için hemfikiriz. Bütün taraflar bu planın her tarafının işbirliği her alanında geliştirmesi için herhangi bir ayrım yapmadan fırsat tanınmalıdır. Sayın Erdoğan ile yaptığımız ikili görüşmede kaydettik ki Rusya-Türkiye işbirliği her tür alanda çok dinamik bir şekilde gelişmektedir. Yine Rusya ve Ukrayna'nın hububatan tahillerinin dünya pazarına ulaşılması noktasında kolaylaştırılması ve gıda güvenliği konular ele alındı. Özellikle 13 Temmuz tarihinde İstanbul'da yapılan görüşmelerin neticeleri memnuniyetle değerlendirdik. Tekrar çok kapsamlı ve verimli görüşmeler için şükranlarımı sunmak istiyorum hem Sayın Reisi hem de Sayın Erdoğan'a. İnanıyoruz ki bugün kabul ettiğimiz mutabakatlar, kararlar Suriye'nin barışın ve istikrarın sağlanmasına katkı sağlayacaktır. Bir sonraki Astana zirvenin Rusya'ya yapılacaktır. Her iki Cumhurbaşkanı Rusya'ya davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan. Saygıdeğer basın mensupları, sizleri saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sözlerimin başında Sayın Reisi başta olmak üzere İranlı kardeşlerimize samimi ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum. Astana formatındaki üçlü zirvemizin bugün yedincisini icra ettik. İstişarelerimizde Suriye'deki durumu ayrıntılı şekilde ele aldık. Suriye'de barış ve istikrar ortamının tesisi yönünde yürüttüğümüz çalışmaları gözden geçirdik. Ülkede çatışma ortamının sona ermesi ve kalıcı siyasi çözüme ulaşılması amacıyla birlikte atabileceğimiz ilave adımları değerlendirdik. Bu şekilde Astana platformunun Suriye krizinde çözümün önünü açabilecek en etkili girişim olduğunu bir kez daha göstermiş olduk. Astana garantörleri olarak bu doğrultuda aynı kararlılıkla çalışma irademizi bir kez daha teyit ettik. Terörle mücadele gündemimizin öncelikli konuları arasında yer aldı. Türkiye olarak DAEŞ olsun, PKK, PYD, YPG olsun terör örgütleri arasında fark görmüyoruz. Biriyle mücadele için diğerinin taşeron olarak kullanılması gibi mülahazaları kabul etmiyoruz. Terör örgütleriyle mücadelemiz nerede ve kimler tarafından desteklendiğine bakılmaksızın her daim sürecektir. Milli güvenliğimize kasteden şer odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız. Astana garantörleri olarak Rusya Federasyonu ve İran'dan beklentimiz bu mücadelede Türkiye'ye destek olmalarıdır. Görüşmelerimizde evvelce varılan mutabakatların uygulama durumunu da gözden geçirdik. PKK, PYD, YPG terörü hepimizin ortak meselesidir. Zira terör örgütünün Suriye'nin toprak bütünlüğüne hedef aldığını unutmamalıyız. Suriye ihtilafına ancak siyasi çözümle son verilebileceği yönündeki mutabakatımız bakidir.
Bu anlayış temelinde siyasi süreçte gelinen noktayı ve önümüzdeki dönemde atılabilecek adımları etraflıca ele aldık. Astana ortaklarımıza ihtilafın kalıcı ve barışçı bir şekilde çözülebilmesi için siyasi sürecin hızlandırılmasına yönelik çağrımızı tekrarladık. Astana sürecinin bir ürünü olan ve halihazırda Suriyeli tarafları bir araya getiren tek mekanizmayı teşkil eden Anayasa Komitesi'nin çalışmalarının somut sonuç doğurması zaruridir. Maalesef Suriye rejimi bu konuda uzlaşmaz bir tutum içinde. Komitenin müteakip turunun bir an önce yapılması ve sürecin başarıya ulaşması, ihtilafın Birleşmiş Milletler parametreleri çerçevesinde çözülmesi açısından önemlidir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı uyarınca Suriye halkının meşru taleplerinin karşılandığı, güvenlik ve istikrarın yeniden sağlandığı bir barış ortamı tesis edilmelidir. Suriyeli tarafların bu doğrultuda yapıcı bir anlayışla sürdürecekleri çalışmaları teşvik etmek noktasında çabalarımızı artıracağız. Değerli basın mensupları, Suriye'de çözüm çabalarımızın merkezinde yaşanan insani dramın sona erdirilmesi hedefi de yer alıyor. Suriye'deki insanların çadırlar içerisinde insanca yaşanmayacak ortamda olduklarını unutmamalıyız. Buradan hareketle bizler Suriye'nin kuzeyinde şu anda biriket evler yapmak suretiyle bir an önce Suriyeli kardeşlerimizin bu biriket evlere taşınmaları için adımlarımızı atıyoruz. Bu minvalde zirve toplantımızda 4 milyonu aşkın kişinin yaşadığı İdlib'teki durumu da ayrıntılarıyla değerlendirdik. Ateşkesin muhafazasının önemine değindik. Mevcut mutabakatların uygulanmasına yönelik çalışmalarımızı ele aldık. Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönüşleri konusunu da görüştük. Hedefimiz Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde huzuru kalple dönmelerini temin etmektir. Bunun için gerekli şartların el birliğiyle oluşturulabileceğine yürekten inanıyorum. Nitekim bugüne kadar Suriye'de terörden temizlediğimiz bölgelere Türkiye'den yaklaşık 500 binden fazla Suriyeli kardeşimiz geri dönmüştür. Bu çalışmalarımızı önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. 4 milyonu aşkın Suriyeli sivilin uluslararası yardımlara her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu bir tabloyla karşı karşıyayız. Türkiye olarak bu yardımları kolaylaştırmak için her türlü desteği verdik. Aynı çabayı tüm dostlarımızın da göstermesi hayati önem taşıyor. Suriye'nin kuzeybatısına yardım mekanizmasının temelini oluşturan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının 6 aylığına da olsa uzatılmasını memnuniyetle karşıladık. Suriye ihtilafının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı temelinde çözüme kavuşturulmasına yönelik çabalarımızı sürdürmekte kararlıyız. Sözlerime son verirken aziz kardeşim Sayın Reisi'ye gösterdikleri sıcak misafirperverlikten ötürü bir kez daha teşekkür ediyorum ve bundan sonraki toplantıyı malum Rusya'da yapacağız ve şimdiden bu toplantının da hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tahran'daki basın toplantısını paylaştık. Şimdi bir reklama gidelim. Dönüşte küresel piyasalarda konuklarımızla sohbete başlayacağız. Küresel
küresel piyasalar devam ediyor. Üçüncü kez anons ediyorum. Tüberk Çitilci ve Özlem Derici Şengül'le birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün Avrupa'da enflasyon verisi açıklandı. Evet. Özlem, bu enflasyon verisi beklentiler doğrultusunda %8.6 şeklinde gerçekleşti. Evet. Ama tabii ki ECB toplantısı öncesinde bu enflasyon verisi senin için ne ifade ediyor? Ve bunu ECB'den perşembe günkü beklentine bağlayabilirsin. Hemen sözü sana vereyim. Evet, aslında haftanın herhalde en önemli toplantısı olacak ECB toplantısı. Enflasyondaki artış dediğin gibi bekleniyordu. Aslında Avrupa ekonomisinde hani yavaşlama Amerika'ya nazaran daha fazla konuşuluyor. Daha fazla bekleniyor ama henüz o kadar da ciddi bir enflasyonu aşağıya çekecek kadar ciddi bir yavaşlama da söz konusu değil. Zaten arz tarafı fiyatları zorlamaya devam ediyor. Bu anlamda çok zor bir ECB toplantısı olacak gibi görünüyor. Çünkü faizlerdeki artış beklentisi veya ihtiyacı diyelim 25 bas puandan 50 bas puana çıkmış durumda. Şu anda da fiyatlanıyor zaten 50 bas puan çok daha büyük miktarda. Zor olmasının nedeni faizlerdeki artış tahvil faizlerine yansıdığı için, ülkelerin faizlere yansıdığı için spreadler, özellikle işte İtalya, Almanya başta olmak üzere spreadlerin genişlemesine neden oluyor. Bu anlamda zor bir toplantı olacak. Çünkü geçen toplantıda değil, Haziran'daki acil Avrupa Merkez Bankası toplantısında dediler ki biz bir yeni mekanizma hazırlıyoruz ve bu spreadlerdeki artışı işte kontrol altına alacağız. Ona bir isim verdiler mi? Evet, verdiler. Nedir onun ismi? Biz de bir not alalım. Transmission Protection Mechanism, TPM, aktarım koruma mekanizması. Burada aktarımdan kasıt parasal aktarım mekanizması kastediliyor. Avrupa Merkez Bankası'nın daha önce 2012'de de yaşadığı işte fragmentasyon denen bir problem var. Fragmentasyon parasal aktarım mekanizmasındaki sorun. Yani aktarımın sağlıklı olmaması dolayısıyla para politikası kararlarının kredi mekanizmasını doğru bir şekilde çalıştırmaması, bu döneme özgü olarak da enflasyonla mücadeleyi etkin bir şekilde gerçekleştirememesi. Buna fragmentasyon deniyor. Antifragmentasyon mekanizması oluşturacağız dediler ve buna işte bir teknik isim verdiler. Ha, o isim resmi olarak açıklanmadı ama işte en son Yunanistan Merkez Bankası Başkanı zikretti. O yüzden de bunun ismi herhalde bu TPM denen, bir sürü biliyorsun OTM'i var bunların, PEP'leri var işte başka neler vardı ya, bir sürü. Bayılıyorlar o kısaltmaları. Evet. Yani birçok varlık alım programı var. Tekrar söyle, Transmission Protection Mechanism, TPM. Protection Mechanism. Evet. Cem Yılmaz oyunu hatırlatmadı mı size? O, değil mi? İngilizce konuştu. Protection. Peki. Şimdi ama bu konuyla ilgili özellikle Lagarde'ın da sanki tabii. Bu araçla ilgili bu haftaki toplantıda bir şeyler daha ifade edilebileceği, belki biraz daha açıklama gelebileceği bekleniyor değil Evet, mi? Aynen, açıklama gelebileceği bekleniyor ama o birazcık böyle negatif bir algı da oluşturdu zannediyorum. Çünkü geçen toplantı, yani o acil toplantıda biz bunu hazırlıyoruz dediler ve bu toplantıda da artık hazır bir mekanizmanın masaya konması bekleniyor. Ama Lagarde sanki şey gibi konuştu. Bu süre gelen bir şey, yani hazırlanıyor işte. Çalışıyoruz üstünde falan evet. gibi konuştu. Bu mesela eğer ki hakikaten böyle hazır bir şey ortada yoksa spreadlerin daha da açılmasına, borç sorunu olan ülkelerin, İtalya gibi borç sorunu olan ülkelerin daha da kırılganlaşmasına, zaten İtalya kendi politik sorunlarıyla oldukça kırılgan. Ama sonuç itibariyle o parasal aktarım mekanizmasının çalışmamasını engelleyecek bir mekanizmanın olmadığı anlamına geliyor. Ha, ne olabileceğiyle ilgili de çok fazla spekülasyon var. Yeniden bir varlık alım programı mı olacak? Vadesi gelen tahviller mi yeniden satın alınacak? Yeniden bunlara yatırım yapılacak gibi pek çok şey de var, spekülasyon da var piyasada. Onun için de perşembe günü o açıdan önemli dedim. Hem euro dolar paritesinde hem de tahvil faizlerine muhtemelen çok büyük bir volatilite göreceğiz. Her ne çıkarsa yani karar sadece faiz kararı değil. Bu mekanizma ile ilgili beklentilerin tatmin edilip edilmemesi de oynaklığa neden olacak. Peki, Tüberk, tekrar hoş geldin. Hoş bulduk.
senin beklentin de merak ediyorum. Özellikle de Özlem'in bıraktığı yerden bir de içine o parite olası hareketliliğini de katalım. Çünkü bir yandan da Avrupa'da bir enerji krizi konuşuluyor, ifade ediliyor. Ve Avrupa aslında böyle bir kıskaç içinde gibi duruyor sanki. Hem enerji krizi, Ukrayna-Rusya gerginliği, hem de üye ülkelerin ekonomik problemleri, herkesi kurtaracak bir karar alması bekleniyor. Ne kadar mümkün, bunu yıllardır tartışıyoruz zaten. Nedir senin görüş ve beklentilerin? Şimdi Avrupa Merkez Bankası aslında bugün sözlü yönlendirmeyle yeniden doğuşunu yaptı. Draghi'den sonra eski kredibilitesini göreceli olarak sağladı. Bu noktaya nasıl geldi? Piyasa Avrupa Merkez Bankası'nı pariteyi birin aşağısına çekerek ve orada kalma potansiyelini varlık fiyatlarına göstererek sahaya çekti. ECB sözlü yönlendirmeyle açıklama yapmak zorunda kaldı. Çünkü birin aşağısı Avrupa Birliği açısından ekonomi oldukça zorlayacak bir seviye. Genel 0.85-1 arasında kalan bir parite bir domino etkisi yaratır. O kıta Avrupa'sından bize negatif yansıması bütün gelişmekte olan ülkelere yayılabilecek bir risk algısını bozar. İkinci nokta, burada çare, iki tane çare var. Birincisi Putin, gaz fiyatları, kuzey akımı kesecek mi, kesmeyecek mi? İkincisi de doğa olayı. İnşallah bu sıcaklıklar kış aylarında da devam eder, gaz talebi olmaz. Bunu en çok isteyecek olan da Avrupa Merkez Bankası. Yani aslında Avrupa Merkez Bankası'nın bütün stratejisi Putin'in vereceği karara bağlı. Yani şöyle bir döngü devreye giriyor. Enflasyon var. Enflasyonu düşürmek için faiz arttırman lazım. Faizi arttırıyorsun ama ekonomik aktivitede yavaşlama var. Bir de üzerine gaz kesintileri devreye girdiği zaman da tamamen katastrof bir senaryo. Ekonomi durgunluğa giriyor. Durgunluğa girerken faiz arttırmaya devam ettiriyorsun. Bir merkez bankasının başına gelebilecek en felaket senaryo. Ve bir noktada da durmak zorunda kalacak. Ve bu noktadan sonra Avrupa Merkez Bankası'nın zaten 25'i önden fısıldamışlardı ama İtalya krizinden dolayı hani acaba İtalya krizi Draghi'nin istifası kabul edilmesi 25 bas puanı engeller mi deniyordu. Bugün bir 50 bas puanı sinyali net olarak verdiler. Sözlü yönlendirmeyle devam edebilir mi? Edemez. Mutlaka faiz artışı şeklinde bir aksiyon almak zorunda. Peki bu 50 olur mu? Yani Özlem değindi. 25 cepteydi. Hı-hı. 50 fiyatlanıyor gibi sanki. Biraz agresifleşmesine yol açar mı bu son 1-2 haftalık o euro dolar tecrübesi, parite endişesi buna yol açar mı sence? Bekler misin 50? 50. Ya önemli olan burada bir faiz artışını yapması lazım. 25 veyahut da 50. 50 potansiyeli daha fazla. Hatta Temmuz'la beraber Temmuz-Eylül iki toplantıda 100 veyahut da 125'e kadar çıkabilme potansiyeli var. Şu anda piyasa tarafındaki fiyatlamalar bunu gösteriyor. %50 ihtimalle. Dolayısıyla faiz artışını yapmak zorunda. Ama o faiz artışını yaptıktan sonra mevsim etkilerinden dolayı Putin'in alacağı karar. Ondan sonra Avrupa Merkez Bankası'nın politikasını Fed değil Putin belirleyecek. Peki. Şimdi her ikinize de aslında ayrı ayrı sormak istediğim bir soru var. Bu soruyu dün ekonomik görünümde bir izleyicim paylaşmıştı. Maalesef geç gördüm. Ama çok da önemli bir soru bence. Umarım izliyordur şu anda kendisi bizi. Merkez bankalarının hem Fed'in hem ECB'nin aslında ne kadar agresif faiz arttıracakları önemli. Ama bir de nereye kadar arttırıp ya o zirvenin neresi olacağı önemli. Çünkü doğal olarak yatırımcılar da beklentileri ve endişeleri önden alıp sattıkları için biraz onu görebilirsek eğer daha rahat pozisyon alabiliriz derdindeler. Çok haklı olarak. Özlem ne dersin? Yani ECB tarafı için beklentini sorayım öncelikle. Yani bu ekonomik koşullar hangi faiz seviyesini minimum düzenleme, dengeleme için has kılıyor sence? Bence atabildikleri en büyük adımı en kısa zamanda atmaları gerekiyor. Bu eğer 50 ise bugün hani fiyatlanan ve de mahvetmeyecek diyeyim ortalığı. Peki. Mahvetmeyecek. 50 ise 50. Ve Tuğberk'e katılıyorum. Sonraki toplantıda eğer elverişli olursa koşullar belki de 100 deneyecek, 75'i deneyecek neyse. Çünkü o kadar geç kaldılar ki çok daha erken Avrupa'nın en güçlü olduğu, Avrupa ekonomisinin verilerinin en güçlü olduğu zamanda enflasyon beklentileri zaten bozuluyordu. O zaman başlamaları gerekirken şimdi başladıkları için mümkün olabilecek en önden yüklemeli
faiz artışını şu anda gerçekleştirmeleri gerekir. O yüzden de hani ne yaparlar gerçekten emin değilim ama ne yapmalı dediğimiz zaman bence 50 yapmalı ve Eylül'de eğer her taraf yıkılmamış olursa en az 50 belki 75-100 daha yapmalı. Nereye kadar diyecek olursam hani bunu kestirmek gerçekten çok güç. Çünkü son çeyreği ben çok tehlikeli buluyorum. Tüm küresel görünüm açısından çok tehlikeli buluyorum. Çünkü para politikalarının etkileri gecikmeli bir şekilde geliyor. O yüzden de bugünkü atılan adımların zaten ekonomik aktivite üzerine etkilerini önümüzdeki işte son çeyreğe düşecek dönemde görüyor olacağız. Enerji maliyetlerinin seyrini görüyor olacağız. Küresel yavaşlama kendini belli edecek ve Covid patlıyor yeniden bir yandan da yani her yerde. Nefes alacak şeyleri olmayabilir. Belki Amerika hani ucundan kıyısından belki sonunu bulabilir yılın ama Avrupa'nın ben pek hani nefes alabilecek durumda olmayabileceğini düşünüyorum. O yüzden de nereye kadar gider dersen bence Eylül son şansları olacak. Yani sonrasında artık ekonominin hani seyrine bakılacak. Daralma yaşanıyorsa daralmaya belki karşı önlem almaya çalışılacak. Yani çok da yaymanın aslında zamana yaymanın bir anlamı yok. Mümkünatı da yok, anlamı da yok. O yüzden herhalde 50 senaryosu biraz daha mantıklı gibi. Tüber katılıyor musun? 50 daha güçlü gibi duruyor. Eylül'de de artırabildiği kadar artıracak ama ondan sonra FED'e dahil olmak üzere biz tekrar parasal genişleme, varlık alımlarının arttırıldığı tekrar genişleme dönemine mecburi olarak başlayacağız. İşte onun ne zaman olacağını kestirmeye çalışıyor herkes. Ben o tarafta çekimserim. Hani parasal genişlemeye dönebileceğini çok kolay zannetmiyorum. O yüzden de zor bir yıl bizi bekliyor olabilir. Enflasyon yakamızı henüz bırakmıyor olacak. 3.6'lık işsizlik oranı da aslında hiçbir şey değil. Yani hani 4'e çıksa 5'e çıksa ne olur Amerikan ekonomisinde? Evet. Birdenbire hani parasal genişlemeye gidip enflasyonun riskini yeniden alabileceklerinden emin değilim. Avrupa için aynı şey tabii geçerli değil. Avrupa belki de desteklemesi gerekecek tabii. Zamanlama olarak sen parasal genişlemenin ne zaman hayatımıza girebileceğini 2023'ün ikinci yarısından sonra. Çünkü şöyle bir durum var. FED zaten aslında bu olayı nasıl başlattı? Kontrollü yönetilebilir bir enflasyon istemişti. Covid'den sonra Amerikalıların çalışması için işte ortalama saatlik ücretlerde 18 dolara, 24 dolara brütte çalıştıramıyordun Amerikalıları. Biraz enflasyon yaratıp hayatı pahalılaştırayım dedi. Hani istihdam geri dönsün. Zaten Fed'in aksiyona başlaması Mart 2022'de ilk faiz artışı geldi. Mart 2022 öncesi 22 aylık dönemde zaten ekonominin aşırı ısındığına ilişkin sinyaller vardı. Yani benim burada kıta ötesinde gördüğüm sadece internet sitesindeki veri setini FED daha geniş bir big data ile beraber daha etkin görüyordu. Ama 22 ay sonra aksiyon aldı. Şimdi bu noktadan sonra zaten ekonomik aktivite bir noktada yavaşlamaya başladı. İşte Atlanta GDP'ye bakıyoruz. 1.56 eksi 2'lerden geliyor. Hani teknik olarak resesyona girmiş gibi Atlanta GDP tarafında. Bu ekonominin zaten yavaşlaması enflasyonun şu tartışmasını getiriyor. 9-9,5 bandında zirveyi gördük mü, görmedik mi yoksa düşük çift tane 10 ve üzeri enflasyon mu? FED buna karşı faiz politikasında daha mı sıkılaşmaya gidecek, daha mı gevşemeye gidecek belli bir noktada. Çünkü sadece para politikası da bu işin çözümü değil. Evet, bir 5 numaralı grafiğimizi hatırlatalım. Küresel çift taneli enflasyon süreci çok dik bir eğri var orada. Hı-hı. Hem ABD hem İngiltere hem Avrupa için. Hangi ülke için çizerseniz çizin aynı resim var. Seviyeler fark ediyor ama resim aynı. Şimdi bu resmin ne hızda tersine dönmeye başlayacağını kestirmek imkansız. Hı-hı. Çünkü yön hakikaten çok yukarı, çok ani sert bir düşüş olması da mümkün çok değil konjonktür gereği. Çünkü fazla bilinmez var elimizde. Ama evet yani bir noktada bir parasal genişlemeye doğru bir ilerleme olacak elbette de evet. Hani onun zamanı ne olacak biraz izleyeceğiz, kesinlikle göreceğiz. 2023'ün ikinci yarısı gibi bekliyorsun sen Tüber. Onu not ettik, bakacağız. Peki şimdi Japonya veya Asya ne kadar önemli bu denklemin içinde diye de sormak istiyorum. Bunu da sorarken aslında sadece şu açıdan sormuyorum. Yani merkez bankaları ne yapar açısından sormuyorum. Dünyadaki dengeler ve Türkiye'ye de geleceğiz birazdan. Türkiye'nin etkileşimi açısından biraz Asya'nın nasıl bir oyuncu olduğu şu günlerde bizim için önemli. Tabii. Ne dersin Özlem? Orada iki
nasıl oturtuyorsun Asya piyasalarını? Yani efendim? Aslında Avrupa ve Amerika'ya ters hareketler gördük. Yani Avrupa, Amerika verileri toparlanırken, Covid sonrası hani çıkıştayken Asya birdenbire yeniden zayıflık içindeydi. Sonrasında yavaş yavaş işte Avrupa ve Amerika'da riskler oluşurken Japonya, Çin diye hani temsil edecek olursak Asya'yı o tarafta biraz daha toparlama gördük. Ama tabii şimdi Çin'deki bu şey zaten sıfır Covid politikası oldukça etkilemişti ama şimdi daha da hızlı bir yayılma görüyoruz Covid'de, yeni varyantta daha doğrusu. Bu mesela ciddi bir risk oluşturuyor. Yeniden kapanmaların sahasının genişletilmesi riski. Bu işte o dengeyi bozacaktır. Yani dünyanın batı tarafındaki zayıflığı kompanse edecek bir Asya'yla karşılaşamayacağız gibi görünüyor. Tam tersi ateşe hani benzin atacak bir şey görebiliriz o taraftan. Özellikle Çin tarafından. Japonya zaten hani ehvenişer gidiyordu ama Çin'in büyümesi çok önemli. Yani 5 küsurdan Dünya Bankası'nın 5-5,5'lardan 4,5'a revize edildi büyümesi. Muhtemelen daha da aşağıya revize edildiğini göreceğiz. IMF'nin de bu konuda uyarıları var zaten. Tabii. Yani sert ve zorunlu revizyonlar aşağı yönlü olabilir. Peki bir virgül koyalım, bir reklam arasına gidelim. Dönüşte sohbete devam. Küresel piyasalar devam ediyor. Özlem Derici Şengül ve Tüberk Çitilci ile birlikteyiz. Bu arada bir son dakika gelişmesiyle başlıyoruz. Beklediğimiz bir konuya bir aydınlık getirilmiş. Avrupa Birliği Rusya'nın tedariki durdurabileceği endişesiyle önümüzdeki aydan itibaren üye devletlerden doğal gaz kullanımında %15'lik gönüllü kesinti önermeye hazırlanıyor. Bekleniyordu dedim çünkü zaten Avrupa Birliği'nin üye ülkelerin tamamına kış şartları, doğalgaz, Rusya, gerginlik, dün Gazprom, mücbir sebep vesaire derken herkes biraz elini taşın altına soksun mesajı vermişti değil mi? Evet ve de bence zamanlama da iyi yani hazırlık evet. için, kışa hazırlık için iyi bir süre var önümüzde. Hani gönüllülük hani şeyi geçiyor ama bence her ülke canı gönülden katılacaktır bence bu isteğe cevap verecektir. O açıdan bence iyi peki, şey onu da aktarmış olalım o halde. Tüberk bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Tabii. Ama süreyi etkin kullanmak bakımından ve iç piyasaları da sana sormak istiyorum. Fakat öncelikle enerji piyasalarından şimdi bahsettik ya hazırda bu son dakika gelmişken. Evet. Düşmekte olan emtialar, resesyon kaygısıyla talep tarafından kaynaklı düşmekte olan emtiaların devam etmesini bekliyor musun? Bu fiyatlamaların devam etmesini beklersin ve bundan Türkiye ve Türk piyasaları için nasıl bir çıkarımın olur diye sorayım. Ki içeriye gelelim. Tamam. İş dönüyor dolaşıyor. Güçlü dolar, zayıf euro hikayesi veyahut da makro dinamiklerdeki düşük büyüme, yüksek enflasyon teması. Şimdi burada FED piyasayı 100 bas puanlık faiz artışına adapte etti mi? Etti. Ama şu anda genel hem FED üyeleri hem de piyasanın önemli oyuncuları tarafında 75 bas puanlık faiz artışının böyle en tatlı nokta. Hani piyasayı ne üzecek veyahut da ne sert fiyatlamalara neden olabilecek seviye olarak görülüyor. Dolayısıyla 100'ün altında gelen bir faiz artışı 75'te dolar endeksinde gerileme, Amerikan endekslerinde yukarı yönlü sert bir hareket, risk algısı bir anda toparlanır. Ki zaten şu anda yurt dışı tarafında da 11 Eylül'den beri en fazla nakit pozisyon tutuluyor Amerikan piyasalarında. İkinci olarak da hisse dağılımlarında Lehman'ın çöküşünden sonra en dip seviyelerde. Yani piyasa bunu zaten biliyordu, önden sattı. Şu anda 100 mü yapacak? 100'ün üzerine çıkması için bir neden var mı şu anda? Yok. Eğer Amerika'daki konut verilerinde özellikle inşaat izinleri, bekleyen izinler vesairede çok agresif bir artış veyahut da enflasyonu körükleyecek bir veri gelmezse yüzün üzerinde bir faiz artışı ihtimali zayıf. Piyasa zaten buna adapte. Bu dolar endeksini ilave yukarıya çekmeyecek. Yani 109-110'u aştıracak bir ortam var mı? Yok.
105,5-106,5 dolar endeksi bir stabilizasyonunu sağlıyor. Dolayısıyla şu anda piyasanın risk algısında geçici bir rahatlama var. Ama en kötüsünü gördük mü? Daha görmedik. Daha görmedik. Peki Özlem, altınla ilgili bir soru vardı bir izleyicimizden. Hani koşullar böyleyken altın ons fiyatında niye bir artış görmüyoruz diye. Bunu nasıl açıklıyoruz? Bir güvenli liman değişimi mi var? Güvenli liman değişiminden ziyade bence merkez bankalarının aksiyon alıyor olması enflasyonla mücadele konusunda beklentileri canlı tutuyor. Yoksa yani izleyicimizin sorusu şu açıdan çok doğru tabii. Klasik olarak birbirinin düşmanıdır. Hani enflasyon varsa ortaya hemen altın çıkar. Alım gücündeki düşüşten korunma enstrümanı olarak. Ama Fed ve ECB'nin daha beklenenin de ötesinde agresif adımlarla hareket etmesi ve de beklenti yönetimini bu anlamda güçlü tutmaları, hani çok başarılılar diye söylemiyorum henüz ama en azından enflasyonda düşüş bekleniyor bu kadar hızlı hareketten sonra. Altını tabii şey yapıyor, biraz geri plana atılmasını korkutuyor daha doğrusu yatırımcıları altına hücum konusunda diyelim. Yoksa güvenli liman anlamında pozisyonunu tamamen kaybettiğini ben düşünmüyorum altının. Ama şu anda biraz daha doların gölgesinde kalmış. Evet, dolar biraz daha ön plana çıkmış durumda. Peki bu arada şunu da soruyor izleyicilerimiz. Yani ABD Merkez Bankası, Fed ve ECB ne yapacağını biliyor ve bir plan da var. Bu hafta Perşembe günü PPK'yı da takip ediyor olacağız. Dolayısıyla evet. Hani içeride faizler konusunda bir beklentiniz var mı? Sizin bir değişiklik olması beklenebilir mi bu Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından? Benim bir beklentim yok. Yani değişiklik anlamında bir beklentim yok. Genel konsensus da bu yönde. Bugün bir köşe yazarını gördüm. Faiz arttırımı gelebilir falan gibi. Enteresan geldi. Hani başka bir yerde duyar mıyım diye baktım ama yok anladığım kadarıyla. Zannediyorum ekonomi yönetimi şeye sadık gidecek. Makro ihtiyati yani etrafından dolanarak ben buna şey diyorum yani sorunun hani köküne değil de oluşan sonuçlarını bertaraf etmeye dönük politikalarla ilerlemeye devam edecekler. Çok etkili olmadığını görüyoruz zaten. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki artış da devam edecek. Hani buna istinaden bir faiz artışı düşünülür mü derseniz bence artık faiz artışı rafa kalkmış durumda. Yılı böyle kapatacağız gibi görülüyor. Bilmiyorum gelecek seneye ne olur. Peki Tuğberk sen ne düşünüyorsun, ne bekliyorsun? Sadece bu toplantı ekseninde değil belki ama biraz daha ötesine de götürelim. Koşullar neyi gerektiriyor diye de sormak lazım belki. Çünkü eninde sonunda o koşullar sizi bir takım evet. çözümler üretmeye seni zorluyor. Toplantı tarafında ben piyasa konsensusundan ayrışıyorum. 100 bas puanlık bir faiz indirimi beklentim var. Geçen toplantıda da vardı. Merkez Bankası'nın aslında olması gereken rasyonel politika biraz daha uzun zaman geriye gittiğimiz zamanda bir faiz artışına gelip kurdaki bu atağın devreye alınmaması. Çünkü şu anda kamu erkinin bütün uyguladığı politikaların ana özüne baktığımız zaman da Türk lirasındaki değer kaybının sınırlı faiz dışındaki araçlarla engellenmesi yönünde. Peki neden döviz kurundaki yukarı yönlü hareket engellenmeye çalışıyor? Net olarak kur yukarı gittiği zaman da enflasyon yukarı yönlü gidiyor. Enflasyona çare olarak faiz olmadığı zaman da diğer enstrümanlarla bu bir şekilde kompanse edilmeye çalışıyor. Bir de bunun üzerine FED fırtınası veyahut da güçlü dolar teması eklendiği zaman da iş belli bir patika alanında yani o kirli müdahale denilen dört float tarafından çıkıyor. Belli dönemlerde o kontrol edilebilme seviyesi oldukça zor oluyor. Ama zaten hem kamu erkinde hem Merkez Bankası'nın açıklamalarında Merkez Bankası faiz indirimlerini yaptıktan sonra neden ara verdi? Ben ara veriyorum etkilerini göreyim faiz artışı yapayım diye mi dedi? Hayır demedi. Olası bir daha faiz indirimine kapı açabilmek için ben beklemeye geçiyorum dedi. Ama şu anda zaten Merkez Bankası'nın politikasında faiz artırsa zaten faiz artışı yeterli kalmayacak. Çünkü neden? O zaman neden kur 7 seviyesindeyken politika faizinin önleyici kalkanı devreye alınmadı? Faiz düşük faiz tercih edildi. Kur bu kadar yukarı yönüne gitti, enflasyon yükseldi ve makro dinamiklerde negatif yönlü etkiler devreye girdi. Şimdi belli bir noktada oldu diyeyim çok sıfır ihtimal diyorum. Bir faiz artışı geldiği zaman da şimdi bunun geriye dönük olarak bir hasar tespitinin yapılması lazım. Yani gerçekten o faiz indiriminde yapıldığındaki katkıyla, pozitif katkıyla
şu anda tamamen para politikasının değiştirilip faiz arttırıldığı zamanki vereceği hasar arasında bir hesaplama yapılması gerekiyor. Benim ana stratejim de Merkez Bankası'ndan bir faiz artışı ihtimalini kesinlikle değerlendirmiyorum. Ama merkezin de burada şöyle bir unsuru var. Hani en basit Özlem de bilir, analiz raporu gibi. Yani bir analiz şirkete sat veremediği zaman da tut tavsiyesi verir. Şu anda Merkez Bankası da faiz indiremediğinden dolayı bir şekilde tut tavsiyesi veriyor. Yani ne faizi arttırıyorum ne faizi indiriyorum. Ama belli bir unsurda hem başkanın hem diğer açıklamalarda faizin indirilmesi yönünde çok net sinyaller var. Peki diyelim ki Özlem, sana sormak istiyorum. 100 baz puanlık bir indirim geldi. Hı hı. Ne işe yarar? Nasıl bir etki yaratır mevcut konjonktürde? Yani enflasyonu besleyecek bir etki yaratır tabii şu anki. Hani enflasyonla mücadeleye çok ters bir adım olur. Öte yandan da doğrudan bir faiz indirimi değilse bile birkaç toplantı öncesinde Merkez Bankası Başkanı'nın yeni bir enstrüman hazırlığı içinde oldukları, işte yeni bir fonlama aracı hazırlığı içinde oldukları ve bunun politika faizinin altında olacağı faizinin gibi bir sinyali de vardı. Evet. Dolayısıyla hani öyle bir enstrüman mesela açıklansa biraz maliyetleri düşürür. Bankacılığa daha ucuz kaynak sağlanmasını sağlar. O yüzden şaşırmam ama şu anki yaklaşıma bence ters bir yaklaşım olur. Çünkü tüketici kredilerindeki artış dizginlenmeye çalışılıyor. Ticari kredilerde zorunlu karşılık uygulaması yapılıyor. Dönüp fonlamayı düşürmek buna çok ters bir yaklaşım olur. Onun için bence hata da olur. Yani piyasadaki faiz oranlarıyla da makas bir aynı. Tabii yani daha hazine faiziyle olacak. Zaten çok büyük bir fark var aralarında. Mevduat faizleri 24'te diye bir mesela. İzleyicimiz Murat Keskin'den mesaj gelmiş. Zaten çip olma özelliğini kaybettiği için artık hani evet. Çipa faiz özelliği yok. İkisine farklı evet. Rakamlar gibi bakıyor olacağız herhalde ya da zaten öyleyiz bir süredir. Tabii. Son bir dakika. Teşekkür mü etsem acaba? Var sormak istediğim bir şey varsa sor, içinde kalmasın. Ya büyümeyi sormak istiyorum aslında ama çok hızlı. İkinci çeyrek çok evet. Kuvvetli gelecek büyüme. Yine %7 üzeri ciddi bir büyüme göreceğiz. Benim 3,5 yıllık büyüme beklentim ama muhtemelen yukarıya doğru ittiriyor olacak birinci yarının performansı. Peki, ikinci yarıda yavaşlama bekliyoruz. 8-8,5 arası bir büyüme güçlü. Çünkü burada ithal vatandaş etkisi de dış talep de çok pozitif katalistlerden olacak. Yıl sonunda zaten Türkiye'nin ortalamasına baktığımız yani en kötü senaryoda bile 2,5-3,5 bandında büyüyor. Hı hı. Bütün bu faktörler devreye alındığı zaman da 4,5 bir büyüme şaşırtıcı olmaz diye düşünüyorum. 4,5'lar. Çok teşekkür ediyorum Tuğberk ve Özlem. Sizlere bugün kısa ve kompakt bir küresel piyasalar yapmış olduk sizinle ama telafi ederiz diye umuyorum. Hazırsa eğer Melike'ye dönelim, New York'a saat 23. Bakalım ABD'de borsalar nasıl kapattı günü. Melike, seni dinliyoruz. Didem, bir ayın en iyi performansıyla kapattı borsa. 3 endekste yani hangisi en öndeydi? En son baktığımda zannedersem Dow Jones önderliğindeydi. Yanlış da görmüş olabilirim çünkü bir 5 dakika önce bakmıştım. Nasdaq önderliğinde, teknoloji önderliğinde. Nasdaq önde gidiyor. Hani yarışmacılar olur ya, birinci, ikinci, üçüncü bitirenler. Nasdaq birinci. İşte arkasından S&P 500, Dow Jones da üçüncü olarak bu yarışmayı bitirdiler veya bu koşuyu. Şimdi nedir peki bu yarışın amacı, sebebi, ardında yatan sebep? Böyle bir rahatlamaya çalışma. İşte boğa değil de aslında dipten alanların piyasaya yeniden şöyle gelmeleri, belirmeleri. Neden o da? İkinci çeyrek bilançolarının bir kısmının beklenenden iyi gelmesi. Ve şimdi şu sıralarda devamlı bir göz ucuyla terminale de bakıyorum. Netflix'e Tesla geleceklerdi. Geldiler mi, geliyorlar mı diye. Hani kapanıştan sonra salı kapanış dediler ya. O beklentiler de yukarı çıkarılmış durumda. Yoksa ne gelen negatif gelen ekonomik veriler, konut sektörüyle ilgili parlak geldi. Ne de Apple'ın duyurusu geri alındı yani. O ne dedi? İstihdam da azaltılmaya gideceğiz. İstihdam yani işçi alımında yavaşlama olacak, harcamalarda azalma olacak. Bu
morali bozdu. ABD ekonomisiyle ilgili zaten istihdam bari düzeliyor derken şimdi o da mı bozuluyor enflasyonla birlikte? Sorularını getirdi. İşte Avrupa Merkez Bankası'nda 38 baz puan artırması fiyatlanıyordu. Bunlarla birlikte bir yandan da petrolde bir takım sıkıntılar vardı ama o talep arz talep dengesiyle alakalıydı. Yine 100 doların üzerine çıktı. Altın güvenli liman olmaktan çıktı. 10 yıllıklar kendini yukarı attı tekrar faizler açısından. Bugünü de biz böyle bu şekilde kapatırken böyle bir iyimserlik, bir rahatlama veya nefes alma dünden sonraki nefes alma çabası bu bence. Kesinlikle ikinci çeyrek bilançolarıyla alakalı. Onların getirdiği iyimserlikle alakalı. İşte perakende sektöründe gelenler vardı. Kimdi? Johnson & Johnson'ınki iyi geldi ki perakende devi. Hasbro oyuncak yapımcısı olarak beklenenden iyi bilanço hem karlılık hem gelir ilan etti. Baktığımda şöyle bir tablo tersine çevrilmişti bir önceki dönemle mukayese edilirse. Alphabet Inc. Apple Inc.'in de hisselerinin kendini toparladığını gördük. Alphabet Inc. işte Google'ın ana firması. Onlar dün ciddi bir satış yaşamışlardı. Şöyle bir geri çekiliş bence tam anlamıyla o bugün yaşadığımız. O yüzden yükselişle kapattık diyorum. Sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum Didem. Teşekkür ediyoruz Melike. Sana kolaylıklar diliyoruz. Günün geri kalan kısmında New York'ta ve küresel piyasalarda. Şimdi dönelim bir kapanış seansına bakalım Biop'ta. %0.23'lük bir artışla 2764 puan seviyesinde olduğumuzu söyleyelim. Ve yarın neleri konuşacağız? Bir de o gündeme bakalım. Sabahleyin saat 9'da İngiltere'de Haziran TÜFE ve ÜFE verileri gelecek. Aynı saatte Almanya'da ise Haziran ayı üretici fiyat endeksini takip edeceğiz. Saat 10'da bu kez Türkiye'ye döneceğiz. İçeride Temmuz ayı tüketici güven endeksi ve Mayıs ayı uluslararası yatırım pozisyonu verisi açıklanacak. Öğleden sonra 17'de Amerika'da Haziran mevcut konut satışlarını izliyor olacağız. Yarın konuşacağımız bu başlıkları da aktardık. Küresel piyasaların sonuna geldik. Bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hepinize mutlu bir akşam. Yarın saat 21'de ekonomik görünümde görüşene dek. Hoşçakalın.